Evet selamlar saygılar SP Football Life 2025 kurulum videosuna hoş geldiniz. 2024 kurulum videosunu yapmıştım ve çok güzel yorumlar geldi. O yüzden 2025 kurulum videosunu da yapmaya karar verdim. Siz de zaten heyecanla beklediğinizi yazmışsınız. Oyunu oynadım ben yükledim çok başarılı bir oyun. Biraz daha dinamikleri değişmiş gibi gerçekten de sevdim diyebilirim. Şimdi bunu nasıl yükleyeceğiz? Buraya geçmeden önce çok fazla gelen 2024'de çok fazla gelen soruları Cevaplayayım. Kritik sorular bunlar. Size yardımcı olacağını düşündüğümüz sorular. 1. 2025 Football Life 2025'i yüklemek için bilgisayarımda 2024 kurulu olmasına gerek var mı? Üzerine mi kuracağım? Ne yapacağım? 2024 ve 2025 SP Football Life 2024 ve SP Football Life 2025 tamamen farklı oyunlardır. 2024'ün olmasına gerek yoktur. Üzerine kurulum yapılmayacaktır. SP Football Life 2024'ü bilgisayarınızdan kaldırabilirsiniz. Ama yükledikten sonra ama yüklemeden önce. Kaldırmayın bir avantaj elde edeceksiniz. SP Football Life 2024 varsa kaldırmadın. SP Football Life'ı benim sana anlattığım şekilde kurduğum bilgisayarına tüm ayarlar olduğu gibi tüm klavye ayarları şu ayarları bu ayarları olduğu gibi senin SP Football Life 2025'ine gelecektir. Çünkü ikisi de tek bir option file'ı kullanıyor. Peki bilgisayarımda PES 2021 olmasına gerek var mı? Onun üzerine mi kuracağım? Hayır. Bilgisayarınızda PES 2021 olmasına gerek yok. SP Football Life 2025'i onun üzerine kurmuyorsunuz. SP Football Life 2025, 2024, 2023 hepsi özelinde söylüyorum. PES'ten Bağımsız bir oyundur, üzerinde kurulmuyordur. Smoke Page modcuları PES 2021'i, PES 2021 oyunu indiriyorlar, modluyorlar ve bize SP Football Life 2025 olarak bir oyun. İkinci olarak şöyle sorular geliyor. Dediğin her şeyi yaptım ama RAR'dan çıkartamıyorum. RAR'lar bozuk diyor. Ne yapmam lazım? RAR'lar eksik. Hayır, RAR'lar eksik değil. RAR'larda bir bozukluk yok. Ya senin RAR indirirken, dosyaları indirirken bir dosyanda sorun oluştu. Bağlantın koptu. Sen iptal ettin vesaire vesaire. Ya da indirdikten sonra herhangi bir hard diskinden kaynaklı ya da donanımsal kaynaklı ya da yazılımsal kaynaklı bir sorun oluştu. Tekrar söylüyorum bu videoyu baştan itibaren tane tane dinlerseniz kurmamanıza ya da kurulumda yanlış yapmanıza imkan yoktur. Evet çok lafı uzatmıyorum. Bu soruları cevapladıktan sonra hemen kuruluma geçiyoruz. İlk gireceğiniz site PSsmokpage.com. Google'a yazdığınızda zaten SP Football Life 2025 direkt çıkan siteye tıklayabilirsiniz ve bu siteye girebilirsiniz. Siteye girdiniz. Zaten ana sayfada var ama ben göstereyim. Ben göstereyim. Diyelim ki girdiniz ve buradan bulamadınız ki çok net bir şekilde görülüyor. Gerçi birçok şey var hangisi hangisi diyebilirsiniz. Hiç dert etmeyin. Şuraya giriyorsunuz. FL25 Season 24 25'e tıklıyorsunuz. Açılan pencerede aşağı doğru iniyorsunuz. Burada aslında ne yapmanız gerektiği, oyunun ne olduğu, ne olmadığı size birçok şeyi anlatıyor. Demin söylediklerimin hepsini anlatıyor. Ama tabii bunu videoda izlemek daha net ve daha hızlı bir kurulum yapmanıza yardımcı oluyor. Burada gördüğünüz gibi toplamda bu oyun kendi dosyalarıdır. Yani SP Football Life 2025'in kendi dosyalarıdır. Daha doğrusu modlanmış PES 2021'dir. Size aslında mantığı da anlatmaya çalışacağım ben. Yani sadece buna tıkla indir bunu kurdum bunu yap hayır ne yaptığınızı anlatmaya çalışacağım ki mantığı oturtun. Çünkü mantığı oturttuktan sonra hata yapmanız ya da kurulumda sıkıntı yaşamanız da zorlaşıyor. Şimdi bu oyunun kendi dosyası yani SP Football Life 2025 bu gördüğünüz dosya. Bakın buraya geldim dedim ya işte anlattım buraya geldim. FL25'e tıkladım ve açılan pencerede aşağı doğru indim. Download linkine tıkladım ve bana 11 tane part verdi. Niye burada iki tane her partta şey var, ee, link var? Şunun için veriyorlar, iki alternatif linki yüklüyorlar. Hem senin daha hızlı indirebilmen için, hem partlardan biri kırıktır değildir, şu olur bu olur, garantiye almak için. Peki ben bunları nasıl indireceğim? İlk olarak Medify'e tıklıyorum, part 1 için. Karşımıza böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Gelen ekranda şuna tıklıyoruz. Evet çok karışık ama zaten burada bize söylemiş bakın. SP Football Life 25P Part 01.D Tıklıyorum. Yine karşıma böyle saçma bir şey geldi. Burada Skip var. Basıyorum. Skip'e bastıktan sonra karşıma böyle bir şey giriyor. Şu anda ekranda görülüyor mu bilmiyorum. Şurası aktif değil. Biz buraya basacağız linki alabilmek için. Buradan geri sayıma başladı. Son bir saniye derken link aktif oluyor. Ona basıyorum. Yeni bir pencere açılıyor. Yeni pencere de bunu kapatıyorum. Şöyle kendimi aşağı aldım. Şurada download var. Download'a bastığımda şunu hemen kapatayım. Çünkü abuk şeyler çıkabiliyor. Download'a bastığımda şu anda gördüğünüz gibi şu köşede dosyam inmeye başlıyor. SP Football Life Part 01. O inerken tavsiyem. O inerken tekrar siz ikinci parti indirebilirsiniz. Ben de inmiş olduğu için hiç bunu indirmeye uğraşmayacağım. Durdurdum iptal ettim. Bunu kapıyorum. Hiç kafanız karışmasın. Bunu da kapıyorum. Tekrar buraya geldik. Şimdi part 1 iniyor ya part 2'yi de indirin. Çünkü mega, da, mega download size bir kota koyuyor. Diyor ki 5 saatte bir indirebilirsin şeyi. Benden de olsa ücretsiz. Biz ücretsiz indiriyoruz. Parada indirmiyoruz. Neyse saat 3 bağlantıyı aç. Yine bakın mega download sitesine girmeden önce demin bahsettiğim aynı yer geliyor. Burada yine şuna tıklıyorum. Kapatıyorum kafam kapatmıyor. Burada yine buna tıklıyorum. Şuradaki sarıya tıklıyorum. Kendimi şuraya alayım ben ya. Ne çok yer değiştirdim, ne gezdim ben. Şuraya alıyorum. Buradakine tıklıyorum abi. Karşıma yine böyle bir şey geliyor. Yine skip diyorum. Bunu geçiyorum. Ardından gelen ekrandaki sürenin geri saymasını bekliyorum ki buradaki link aktif olsun. 3, 2, 1 derken süremiz bitiyor ve link aktifleşiyor. Linke tıklıyorum. Açılan link bu sefer beni Mega Download şeyine yolluyor. oluyor? Ee, çok güzel oldu. Şöyle yapalım. Çok güzel oldu. Şöyle yapalım. Şöyle part 3'ü indireyim ben. Tamam mı? Şimdi şunu anlatayım ben size. Niye böyle bir ekran çıktı? Yine kendimi şuraya alayım. Bir oraya bir oraya alıyorum. Niye böyle bir ekran çıktı? Mega Download sitesi size 5 saatte bir indirme olanağı veriyor ya. İşte o 5 saatte bir indirme olanağında diyor ki eğer yarım kalırsam download'ın kesilirse ya da işte senin internet bağlantın giderse ya da benim sana ko koyduğum kota biterse bir sonraki download'ını aynı parti indirirken kaldığın yerden devam ederim ettiririm sana diyor. Ama tekrar söylüyorum bu sadece Mega download için geçerli. Yani atıyorum siz dosyayı indirdiniz. Atıyorum 2, 2 GB'lık dosya. 1.8'ini indirdin. 2 GB'ın 200 MB'i kaldı ama senin kotan doldu. 2 GB indirme kotası veriyor ve 5 saatte bir veriyor. Sen git modemi resetle, aç kapa yap, IP'in değişecek ve tekrar Aynı siteye refresh yapıyorsun. Yani dondu %80'de dondu. Refresh yap. Bu site ekrana gelecek. Ardından resumede de ve bakın kaldığı yerden devam edecek. Ben az önce bir video daha çekmiştim fakat telefon geldi falan onu kapatmak zorunda kaldım. Kaldığı yerden devam edecek. Neyse ben bunu yine durduruyorum ve iptal ediyorum. Durduruyorum. Çünkü bende zaten hazır indirilmişi var. Bunların hepsini <laughs> önceki videoda yapmıştık. Şunu da göstermek istiyorum. Bazen bazen böyle de bir sayfa geliyor karşınıza. Hani o ilk gösterdiğim turunculu beyazlı sayfa yerine böyle bir sayfada geliyor. Burada da yapmanız gereken şuradaki geri sayımı beklemek ardından da download'a tıklamak. Yine sizi mega download sitesine atacak ve burada download butonuna tıkladığınızda da partınız inmeye başlayacak. Tekrar söylüyorum 5 saatte bir hakkınız var. Sürekli resetle atmanız gerekecek modeme. Bunun da bilgisini verdikten sonra ikinci adımımıza geçelim. Evet Tüm bu 11 partı da indirdiğini varsayıyorum. Ben zaten de daha önce indirmiştim. Ardından yüz yamalarını kuracağız. Şimdi yüz yamalarını kurmam şart mı? Kurmasam olur mu? Olur. Ama hiçbir futbolcunun real face'i yani gerçekçi yüzlerini görmeyeceksin. Örneğin Arda'nın random bir yüz gelecek Arda'ya. Osman'e random bir yüz gelecek. Yani Osman olmayacak. Belki yani Osman beyaz olacak. Arda zenci olacak gibi olabilir. O yüzden size tavsiyem. Yüz yamalarını muhakkak indirin ki bu oyundan alacağınız zevki katlayacaktır. Yüz yamalarını indirmek için iki yolunuz var. Sitede aynı yere atıyor, bilginiz olsun. Buradan Advance'a geldiniz. Burada FL Real Face'e tıkladınız. Sizi, reklamı kapattık. Sizi direkt zaten yüklemeniz gereken dosyanın olduğu bölüme atıyor. SP Football Life Real Face 2024-2025. Aşağıda yine download linkleri var. Yine demin anlattığım gibi bu downloadların tamamını yapmanız gerekiyor. Update'i de yapın. Update'i yapmayayım olmasa olur mu falan demeyin arkadaşlar. Hepsini indirmeniz gerekiyor. Bunları da indirdiğinizi varsayıyorum ve artık kuruluma geçeceğiz. Bu arada zaten siz Football Life'ı şuraya gelip işte FL Football Life Sezon 2024-2025 dediğinizde indirirken altta size bununla alakalı önerilerde bulunuyor. Bak Recommended Optional advanced yani tavsiye edilen opsiyonel eklemeler real face ya da smoke page e, speaker yaması. Buradan da tıklayıp oraya girebilirsiniz. Şimdi lafı fazla uzatmayalım. Şimdi burada benim zaten daha önce indirdiğim dosyaların hepsi var. Bakın oyun, o ilk indirdiğimiz 11 part, Yüz yaması, burada atmosferik yama. Burada atmosferik yamayı da indirmeyi göstereceğim. Bu da opsiyonel bir şey çünkü. Hani bu birinci indirmeniz gereken en şartı. Bu opsiyonel ama %100 de opsiyonel. Yani indirin yani öyle bir şey yok. Bu olsa da olur olmasa da olur. Oyunun grafiklerini daha güzel bir hale getiriyor. İndirdiğiniz o 11 parta geldiniz. Nereye indirdiyseniz. Sağ tuş tıklıyorsunuz. Klasöre çıkart diyorsunuz. Siz de bu soruyu sormayacak. bende olduğu için üzerine yazayım mı diyor. Çıkart diyorsunuz ve RAR'dan çıkarma işlemi başlıyor. Böyle bir ekranda. Ben bunu beklemeyeceğim. Çünkü ben de indirilmiş ve çıkarılmışı var. Çıkarttığınızda şöyle bir klasör açıyor içine. Ardından Setup'a tıklıyorsunuz. Gelen ekranda Next, Next diyorsunuz. Burada size tavsiyem tavsiye ettiği dizine kurun. Yani gidip 2024'ün üstüne kurayım. Zaten bunları başta söyledim. 2024'ün üstüne kurayım ya da dur PES neredeydi benim ona kurayım falan. Hayır abi. C'yi bile değiştirmeyin. Olduğu yere kurun. Çünkü zaten oyun size burayı tavsiye ediyor ama belki bir patch indireceksiniz, bir şey indireceksiniz, indiriniz. Dosya otomatik oyun taramaya çalışacak hiç uğraşmayın. Olduğu yere indirip kurun. Start diyorsunuz ve kuruluma başlıyor. Ben de zaten kurulmuş olduğu için start yerine ekstra basıyorum. Onu kurdunuz. İşimiz bitmedi. 100 yamalarını indirmiştik hatırlıyorsanız. 100 yamalarında bakın ben burada parça parça rarladım. Burada normali var, burada da update var. Yine sağ tuş tıklıyorsunuz. Rar'dan çıkartmak için klasöre çıkart. FL24 25 face diyorsunuz. Ben bunu beklemeyeyim. Çünkü bende hazır çıkarılmışı var. Burada indirdiğiniz tüm dosyaları sağ tuş tıklıyorsunuz. Açtığınız, indirdiğiniz ve açtığınız dosyaları sağ tuş tıklıyorsunuz SPK'lara. Kopyala diyorsunuz. Santları CPK ya da CP2, CP2, CPK, sp Nasıl okunuyor bilmiyorum İngilizce. Neyse. Kopyala diyorsunuz. Football Life 2025 neredeyse klasörü ne girebilirsiniz ya da masa üstüne atıyor genelde kısa yolunu siz kurduktan sonra sağ tuş tıklayıp özellikler deyip dosya konumu aç diyorsunuz ve burada download klasörün içine yapıştırıyorsunuz. Yapıştır dediğinizde aynı dosyalar var üzerine yazayım mı diyor. Evet yaz diyorsunuz ve bu işlemi de bitirmiş oluyorsunuz. Ama unutmayın bir de update'imiz vardı. Update'imiz içinde tekrar update'e geliyorsunuz. RAR'dan klasöre çıkart diyorsunuz çıkartma işlemi gerçekleştirdikten sonra klasörün içine giriyorsunuz. Dosyanın üstüne sağ tuşu tıklayıp kopyala deyip yine oyunun kurulu olduğu klasörde özellikler dosya konumu açlıyorsunuz. Kapamamış da olabilirsiniz siz aynı klasörü. Download klasörüne gelip sağ tuş tıklayıp yapıştır diyorsunuz ve hedefteki dosyayı değiştir diyorsunuz. Hepsi bu kadar. Şimdi bunları yaptıktan sonra direkt oyuna girip oynayabilirsiniz. Ama grafiklerin biraz daha iyi olmasını istiyorsanız atmosferik yamayı da yükleyebilirsiniz. Onu nasıl yükleyeceğim diye soracaksanız onu da anlatıyorum. Bu seferki sitemizin adı pesnewsupdate.com. Buraya giriyorsunuz. Ben bunların tamamının linkini vereceğim. Verdiğim linke tıklayın. Hatta hiç uğraşmayın burada. Çünkü bu site daha karışık, daha kaotik bir site. Verdiğim linkten altta tepsinin linkini atacağım. Yani SP Smokepatch, PES Smokepatch FL 2025'in download linklerinin olduğu sayfayı da atacağım. Bunu da atacağım. Oraya girerek burada böyle bir sayfa gelecek karşınıza. PES News Update sayfasına gireceksiniz benim size verdiğim linkte. Bakın nasıl görünüyor atmosferik yamada Onu görelim. Normalde PES böyle görünecek tamam. Ama siz atmosferik yamayı yüklediğinizde bu şekilde görünecek. Bu tamamen size kalmış bir şey. Opsiyonel bir şey. E, seversin, sevmezsin, istersin, istemezsin. Senin bilicane iş. Hani aradaki fark değer mi değer? Ben kullanıyorum. Neyse. Bunu nasıl indireceğiz? Bunu da şöyle indireceğiz. Aşağı geldik. Bakın burada iki tane link var. Buradan indir ya da buradan indir diyor. Şurası yine çalışmıyor. Geçen sefer de çalışmıyordu. Buraya tıklıyorsunuz, ikinci linke tıklıyorsunuz ve karşınıza bu şekilde bir sayfa geliyor. Bir HTML. Düz bir HTML sayfası. Burada yine aynı dosyanın aynı servis sağlayıcılarından download linklerini vermiş. Karar size kalmış. İki parça indiriyorsunuz. Nasıl indireceğinizi de göstereyim. Nasıl açacağınızı göstereyim. Tıklıyorsunuz. Kopyala ya da yapıştır yapıyorsunuz. Kopyala yapıştır yapıyorsunuz. Ya da sağ tuş tıklayıp hemen şurada bakın üçüncü seçenek adrese git var. Onu seçiyorsunuz ve adrese geliyor Burada yine size bir süre sayıyor. Bu süreyi bekliyorsunuz. Birinci parti indirdin, ikinci parti indirdin, bitti. Ben indirmeyeceğim çünkü bende indirilmişi indirilmişi var. İndirdikten sonra bakın ben burada yine atmosfer yama diye koydum. İndirdikten sonra iki parti da rardan çıkarıyoruz. Tümünü evet diyorsunuz. Karşınıza bu krasör, böyle bir klasör geliyor. Özür dilerim. Böyle özür dilerim. Böyle bir klasör geliyor ve karşınıza gelen bu klasörün içine girdiğinizde ultimate Altre ATM dosyasına kopyala diyorsunuz. Kopyaladınız. Ardından yine oyunun kurulu olduğu klasöre gideceksiniz arkadaşlar. Sağ tuş tıkla, kısa yola, özellikler, dosya konumunu aç diyorum. Dosya konumunu açtıktan sonra oyunun kurulu olduğu klasöre gelmiş oluyorum. Burada bakın, şimdi gördüğüm büyük simgeleyim ben. Daha büyük var mı? Çok büyük. Tamam. Burada bakın yine, ekranı kapatmıyor değil mi? Kapatmıyor. Slide Add ONS diye bir klasör var. Bakın şu klasör. Bu klasöre giriyorsunuz. İşte bu klasör zaten oyunu modladıkları, oyunu modladıklar, modladıktan sonra sizin işte stadyumu, spikeri vesaire atacaksanız buraya atacağınız bir klasör. Oyunun mod klasörü diyebiliriz. Buraya giriyoruz. Burada yine bununla büyüteyim. Lives JPK diye bir şey var. Bir klasör var. Tekrar bunun içine giriyorum ve burada zaten ben kopyalamışım bakın görüyorsunuz yine büyük olarak göstereyim. Burada Ultimate ATM klasörü var. Bakın ana klasörle birlikte atıyorsunuz. Yani burası çok önemli. Oraya atlamayın. Tekrar geri gideceğim diğer klasöre. Şimdi atmosfer yamasını indirdiniz ya. Bunu atmıyorsun abi. Bunun içine giriyorsun. Bunu kopyalayıp atıyorsun. Kopyala diyorsun. Live JPK klasöründesin. Sağ tuş yapıştır diyorsun. Ardından yapman gereken tek bir adım kalıyor. Tekrar klasöre döndün. Burada büyük olarak da çok karışık geldi şimdi benim gözüme. Listele diyorum. Futbol Live klasöründesin. Hatta buraya kadar dönmemize gerek yoktu. Slide Advance klasörüne girdin. Burada Slider in dosyası var. Slider in dosyasına sağ tuş tıklıyorsun. Birlikte aç diyorsun. Not defteri diyorsun. Tamam. Bak buraya şunu yazıyorsun. JPK root eşittir live jpk ultimate atm. Diyorsun ki bu dosyayı bul ve bu dosyayı oyun içerisinde çalıştır diyorsun slider in dosyasına sen. İşte oyun mantığı da şu. Senin slider in klasöründe slider in dosyasında kontrol ediyor oyun her açıldığında ve her açıldığında ne yükleniyorsa onları yükleyip oyunu modlamış hale getiren dosya aslında çok kilit bir dosya bu. Bunu yapıştırıyorsun ben bunu alta yazı olarak da ekleyeceğim orada hiç şey yapmayın tek tek yazmaya uğraşmayın buraya ekliyorsunuz ve aynı bu şekilde yazdığı gibi ekliyorsunuz. Tamam. İşin bitmiyor. Dosya farklı kaydet diyeceksiniz burada ya da kaydet diyeceksiniz ama bende oldu. Bazı arkadaşlarda olmadığı oluyor. Yani bazı arkadaşlar burada şu sıkıntıyı yaşıyor. Dosya farklı kaydet dediğinizde işte sistem izin vermiyor. Yöneticinizle konuştuğunuz üstüne yazılamadı gibi şeyler söylüyor. Bunu yapmak daha şöyle yapabilirsiniz bunu. Farklı kaydet dersin gelirsen abi belirli bir klasöre masa üstünde örneğin buraya dersin ki txt'nin adını değiştirirsin. Görünüyor değil mi benim? Ekran kapatmıyor. Slider.txt dersin. Txt edersin. Masa üstüne kaydettim bak slider txt'yi tamam mı? Sonra gelirim ben tamam masa üstüne. Masa üstüne gelirim bak slider txt burada. Şurada. Şu an görüyorsunuz ha kim? Evet. Slider txt burada. Burada adını değiştireceksin. Slider nokta ini yapacaksın. Zaten simge değişti gördüğün gibi. Ardından senin slider ini dosyan neredeydi? Buradaydı. Ardından not defterinde açık sonu kapat bu arada. Yani hala not defterinde slider ini açık sonu kapat. notbette Kopyala. Buraya yapıştır diyeceksin. Bitti. Bu kadar. Bunu da böyle çözüyoruz. Ekstra bilgi olarak şunu da vereyim. Maalesef modlamadan ve crack'ten dolayı bunu virüs olarak görüyor. Defender. Windows Defender ve tüm virüs programları ha, Var mıdır yok mudur içinde ne vardır bilemiyorum ama Adamların söylediği de bu zaten hani Biz bu moddan dolayı bunu Crack olarak şey virüs olarak görüyor bilginiz olsun diyor adamlar Burada exe dosyaları var arkadaşlar bu exe dosyalarının Tamamını rarlayın size tavsiyem yani tekrar oyunu kurmak zorunda kalmayın Tamamını rarlayın ki bir daha bir daha oyunu kur bir daha bir daha oyunu kur Durumu olmasın Çünkü Bu Exe dosyalarını virüs olarak gördüğü için Defender silebiliyor. Bunları nasıl engelleriz? Sorusu. Ya da bunu virüs olarak görmekten nasıl koruruz? Bu exe dosyalarına sorusunu soruyorum. Çok devrik cümle kurdum. idare edin. başla tıklıyoruz. Buraya Defender yazıyorum. Girdi. Windows güvenliği. Bağdaştırıcı. Bunu geçici olarak kapatabilirsiniz. Şuradan geliyorsunuz. Geçer zamanı geçici olarak kapatabilirsiniz oyuna girerken. Ya da kalıcı olarak da bir yolu var bu Defender'ın o klasörü taramamasını sağlamak için. Şunu yapabilirsiniz. Defender'a e girdiniz. Burada ayarları yönet bölümüm var. Ayarları yöneti e tıklıyorsunuz. Burada bakın aşağıda dışlamalar bölümüm var. Dışlamalar bölümüne geliyorsunuz. Ekle veya kaldır var. Buna evet diyoruz. Crackli oyunlar vesaire gibi şeyler için kullanıyoruz bunu. Ardından bir dışlama ekle diyorsunuz. Dosya da klasör. Ben klasör olarak koyacağım klasör olarak diyeceğim. Gireceğim burada Bir sonraki klasöre program files 2024 C'ye geliyorum Program files SP Football Life 2025 burada onu buluyorum Tıklıyorum bitti Artık hiçbir şekilde Defender Oraya geldiğinde Bu Dosyayı tarayıp Virüs var mı yok mu diye bakmayacak sizin exe dosyalarınızı da Silmeyecek Evet kurulumu yaptınız artık oyuna Geçelim diyorsunuz oyunu zaten ekstra bir videoda inceleyeceğiz Kurum muş olduğunuz klasöre geliyorsunuz. Start bölüm var. FL 2025 Start Exe tıklıyorsunuz. Yönetici olarak çalıştır ve artık bundan sonra oyundasınız. Evet bu kadar. Ee, teşekkürler izlediğiniz için. Aklınıza gelen bir şey varsa mutlaka yorumlara yazın. Oyunda ekstra inceleyeceğiz. Tüm transferleri yapmış adamlar. Beklemelerinin sebepleri bence tüm transferlerin tamamen olmasıydı. Yani ekstra bir patch ya da bir ekstra bir pack çıkarmak ya da tekrar tekrar bir şeyleri yapmak yerine tüm transferlerin olmasını beklediler diye tahmin ediyorum ben. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım işinize yarayacak bir video olacaktır. Kendinize iyi bakın. Tekrar tekrar söylüyorum. Herhangi bir yerde takılırsanız yorum yazmayı unutmayın. Ve bu kadar anlattık artık. Bir like'ı, bir yorumu çok görmeyin. Hoşçakalın.